Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Velociraptor'u anlatacağım. Velociraptor günümüzden 75 milyon yıl önce Geç Kretasya döneminde yaşamış bir etobur dinozor türüdür. Ağırlığının yaklaşık 150 kilo civarında olduğu düşünülen bu türün uzunluğu kuyruk ucundan burun ucuna 2 metre kadardı. Boyu ise 50 santim kadardı. İki bacağı üzerinde koşan Velociraptor saatte 60 kilometre hıza ulaşabilirdi ve tek sıçramada 7 metre kadar uzağa atlayabilirdi. Günümüzde bu hıza ulaşabilen tek kara canlısı çitadır. Ancak çitalar bu hızda sadece 1 dakika koşabilirler. Ama raptorlar bu hızı uzun süre koruyabilen vücut yapısına sahipti. Velociraptor'un boynu S şeklindedir. Sert kuyruğu sayesinde dengesini sağlayabilir ve hızlı dönüşler yapabilir. Ayrıca yaklaşık 15 santim uzunluğunda orak şeklinde tırnağa sahip baş parmaklarıyla avlarına ölümcül yaralar açabilir. Avlanırken jilet gibi keskin dişlerini, güçlü pençelerini, ağırlığını ve kuvvetli çenesini kullanırdı. Grup halinde avlanırlardı. Diğer dinozorlardan ayrılan en büyük özelliği zekasıdır. Raptor zekası filmlere konu olmuştur. Velociraptor'u daha anlatıcı olması için Jurassic Park filminden bir sahneyle sizleri baş başa bırakıyorum. Açık alanda bu 2 metrelik hindiyle karşılaşıyorsun. Bir kuş gibi hareket ediyor, zarif, başını sallıyor. Sen onun görsel etkinliğinin harekete dayalı olduğunu düşünüyorsun. T-Rex'ler gibi. Kıpırdamazsan beni kaybeder diyorsun ama hayır, o bir velociraptor. Sen ona bakarsın, o da doğrudan sana bakar. İşte saldırı o zaman gerçekleşir ama önden değil, yan taraflardan. Senin hiç farkına varmadığın diğer iki raptör geliverir. Velociraptor aslında toplu avlanır, koordine olmuş saldırı taktikleri vardır. Ve hiçbir şeyi elinden kaçırmaz. Avına bununla saldırır. 15 santimlik sustalı pençesiyle jilet gibidir. Orta parmağında durur. Bir aslan gibi seni ısırma zahmetine hiç katlanmaz evlat o. Seni lime lime eder. Şuradan ya da buradan. Ah oh, Grant. Ya da belki karnını ikiye yarar, bağırsaklarını dışarı döker. Asıl mesele şu, seni yemeye başladıklarında hala hayatta olursun. Bu yüzden de onlara biraz saygı göstermelisin. Velociraptorlar kabul gören teoriye göre süreler halinde dolaşır ve koordineli olarak saldırırlardı. Mesela 3 tonluk bir Argentinosaur'a saldırdıklarını düşünelim. Bazıları hayvanın kuyruğuna ve sırtına saldırırken, bazıları da hayvanın önüne geçip onun paniklemesini sağlardı. Geriye kalanlar ise Argentinosaur'un savunmasız bölgesi, yani karnı olan bölgeye orak gibi tırnaklarıyla yarıklar açıp hayvanın kan kaybetmesini sağlardı. Bulunan bazı otobür fosillerinin yanında bu hayvanlardan 10-15 tanesinin de çıkarılmış olması bir kuramı desteklemektedir. Öte yandan yumurta yediklerini gösteren birkaç kanıt da vardır. Bunların en ünlüsü dövüşürken ölen bir raptor ile Triceratops fosilidir. Triceratops'un yuvasının yakınlarında dolaşan raptoru öldürmüş ancak kendisi de bu sırada ölmüştür ve iki hayvanın birbirine sarılmış şekilde dövüşürken ölmüşlerdir.